deprem bir yer sarsıntısı olduğu için ve bir tehlike unsuru olduğu için yapıları, üst yapıları, alt yapıları ve beşeri nüfusu depremi hazırlamak gerekir. 1939 depremini kendisine milat edememiş bir ülkede yönetim erki açısından, çünkü bu işin sorumlusu müsebbibi yönetim erki, ülkeyi yönetenler merkezi iktidarından mahalli idarelerine kadar, doğrudan bunu söylemekte fayda var. Buradan doğru 99 depremi meydana geldi ve 99 depremi bu ülkede milat edildi dendi ve daha sonra birçok yasa yönetmelik çıkarıldı ve dediler ki artık Türkiye'de depremi hazırlayacağız dediler ki 6 Şubat depremi meydana gelene kadar hazırlanabilirdi Türkiye'deki birçok yer, satı. Fakat yine hazırlanmadı ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde bitti. 50 binden fazla, hala net rakamlar belli değil. Hala kayıplar var. Kaç kişinin yaralandığı, kaç kişinin sakat kaldığı, engelli kaldığı veya işte böbrek diyaliz hastası olduğu sorusuna hala cevap yok. Sadece mevcut dönemdeki siyasi iktidarın kendisi değil, merkezi idarenin, AKP hükümetinin kendisi değil. Çünkü devlette hep derler ya devamlılık esastır diye. Aslında devlette devamlılığın esas olmadığını da gösteren bir senaryo. En son dönemde 99 depremden sonra da aslında birçok yönetmelik çıkarıldı. Yönetmeliklerle birlikte aslında işte yasa ve yönetmeliklerle birlikte, genelgelerle birlikte aslında bu iş rayına girecek dendi. Fakat şunu yaptılar, ilk elden yaptıkları şey mesela yapı denetim kanunu çıkararak denetim yetkisini, devletin en önemli yetkisi denetim yetkisidir, onu piyasalaştırdılar. Yani serbest piyasanın önüne bıraktılar. Kamu kurumları denetlemiyor, yapı denetim firmaları zaten birçoğu davalık. Çünkü usulüne uygun denetim yapmıyor. Çünkü parasını müteahhitten alıyor. Aynı iş sağlığı güvenliği kanunundaki gibi. İş sağlığı güvenliği uzmanına parayı veren patronu gel diyor bana rehberlik yap. Beni denetle diyor. Nasıl denetecek? Denetim kamu eliyle yapılsaydı bu ölümler olmayacaktı. Sorumlusu da bu denetimi yapmayanlar, denetimi bile özelleştirenler. Sorumlusu insanların güvenli konutlarda oturmadıklarını bildikleri halde buna müdahale etmeyenler. Mesela Marmara'da da deprem bekleniyor. İzmir'de de deprem bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da da deprem bekleniyor. İşte Yedisu, Bingöl'de deprem bekleniyor. Nazmiye'de deprem bekleniyor. Malatya Ovacık fayı kırması bekleniyor. Adana'da deprem bekleniyor. Yani Türkiye'nin her yerinde fay hattının geçtiği, o bizim fay hattı tartısına baktığınızda tehlike olarak görülen her yerde deprem bekleniyor. Türkiye'nin herhangi bir yeri, Akdeniz'de büyük deprem bekleniyor. Yani büyük tsunami'ler üretecek depremler Akdeniz'de olacak. Çünkü tarihsel depremlerde Akdeniz coğrafyasında büyük tsunami'ler meydana gelmiş. Bakın şu anda Türkiye'deki birçok belediyede envanter yok. Envanter dediğimiz bina sayısı yok. Kaç tane bağımsız bölümleri halkın ödediği vergilerle çıkarıyorlar. Elektrik, su, doğalgaz faturası ödüyoruz ya. Oradan aboneliklerden çıkarıyorlar. Ama hala bina sayısı belli değil ya. Bu şekilde yönetilirsek olmayız. Çünkü yönetim sisteminin kendisi parası olanlara yaşam hakkı verirken parası olmayanlara yaşam hakkı vermiyor. Sosyal ve hukuk devleti denen anayasada yazan tanım kesinlikle uygulanmıyor. Memleketi yöneten çoğunluğun egemen olmadığı bir sistemde olmadığımız sürece deprem hazırlamayız. Çünkü son zamanlarda özellikle çok üzerine basarak söylediğim bir şey var. Bizler hep zede oluyoruz. Yani maruz bırakılan, mağdur bırakılan oluyoruz. Deprem zede oluyoruz, sel zede oluyoruz, yağmur zede oluyoruz. Şimdi sorunları söyledik. Şu anda çözüm ne? Çözümü aslında tanımladık biraz. Çözümün ne olduğunu. Çözüm birilerini zenginletmeyecek bir sistemden geçiyor. Çünkü anayasada güvenli barınma hakkının tesisi diye bir cümle var. Varsa niye sağlanmadı? Anayasayı kim uygulamadı? Kim anayasaya aykırı fiili yerine getirdi? Sorumluları nerede? Hep diyor ya siyasi sorumlular nerede? Gerçekten bu işin siyasi sorumlusu nerede? Sadece müteahhitler mi sorumlu? Sadece 2-3 tane mühendis mi sorumlu? Ya da sadece 2-3 tane iş güvenliği uzmanı mı sorumlu? Şunu yapsınlar. Özelleştirme politikalarına vazgeçsinler. Her şeyi kamulaştırsınlar. Deprem seferberliği ilan etsinler. Yani çözüm kamu gücünü harekete geçirmek, herkese eşit yaşam hakkı tanımak, boş konutları kullanmak, bütün yapıları ücretsiz incelemek.